Hakan'ı nereye sakladınız Tuncay? Bu delinin bize bir şey söyleyeceği yok Nazım'ın. Yürüyün. Eyvahlar olsun. Alo. Polat Bey, nerede kaldınız? Eğer acil yetişmezseniz bu katiller buradan kaçacaklar. Tamam Hüsnü, tamam. Geliyoruz. Hadi sen Pirmiz. Erhan, 120 ile gidiyorum şu anda zaten. 500 ile git o zaman. Gitti bile abi. Alo, Polat Bey. Hareket ettiler. Ben peşlerindeyim. Hastane arka garaj kapısından çıktılar. Üçe çeyrek kala yönünde devam ediyorlar. O ne demek Hüsnü? Ben şimdi ne yaptım da bunlar beni operasyona götürmüyor? Abi, bir şey içer misiniz? Seni niye götürmediler Sultan Hanım? Biz Kazım'la bakardık buraya. Estağfurullah abi. Yürü Kazım, gidelim. Nereye abi? Korkma korkma. Bir daha davet edilmediğim yere gitmem. O kadar da gurursuz değilim. Hadi. Ulan onlar da o İskender'i yakalasın, kellemi ortaya koyarım. Erhan, Tuncay Bey'i bulun. Sağsa bizim hastaneye yetiştirin. Tamam abi. Hastane yapıyoruz.
Arkamızdaki araba takip ediyor. Engelleyin. Tamam abi. Alo, Polat Bey. Ne diyorsun Nazım? Polat peşimizden yetişir mi? Nevzat, bir doktor bul. Yaşıyor. Tamam bu boş. Tuncay Bey, Tuncay Bey, iyi misin? Geri, geri, çabuk. Çekelim Polat'ı ormana bakalım. Oradan çıkabilecek mi? Nereye gidiyor bunlar? Gir şuradan içeri. Tuncay Bey, Tuncay Bey, beni duyuyor musunuz? Tuncay Bey. Aslanım sen burada kal. Hadi.
İyi misiniz efendim? İyiyim Nazım'ım. İyiyim. Temiz hava iyi geldi. Orman havası her zaman iyi gelmiştir. Efendim artık güvendeyiz. Buraya kadar peşimizden gelen, bundan sonra da peşimizden gelmiştir Nazım. Hadi. Adamın bir ordusu var Abdüley. Abdüley, sen geri dön. Alperlere haber ver. Mühimmatlar için kamyonla falan gelsinler. Bir de bulabilirsen yukarıdan bu tünelin çıkışını bul. Ben buradan devam ediyorum. Abi ben de gelseydim. Abdüley, birimiz mezardayken birimiz yerin üstünde olsun. Alper, siz dediğim yere gelin. Arabaların oradan döneceksiniz. Oradan içeri girersiniz. Efendim kötüsünüz, gidelim. Biz buraya Polat'ı gömelim de gerekirse ölelim Nazım'ım. Bunu al. Ben sana at dediğimde at içeri. Thank you.
Şimdi! İyiyim ama sadece 20-25 dakika iyi olacağım. Buradaki hava o kadar yeter. Tamam abi. Sen dayan abi. Oradan çıkaracağız seni. Alo Alper. Ne var üstünde? Polat Bey, belki bilmek istersiniz diye hırs ile aradım. Tuncay Bey sağ ve hastanemizde müşahede altında. Tamam Üstü Bey. Allah izin verirse ben de hastaneye geleceğim.
Kardeşim mezara girsek oradan da arar bunlar. Allah'ım sen bana sabır ver. En azından ömrüm kadar. Nedir durum Abdüley? Kalk Alper, kalk. 25 dakika oldu. Çok az zamanımız kaldı. Az kaldı Abdüley. Doğru yerdesiniz. Sana merak ettim. İyiyim incim. İyiyim. Sediye! Ver. İyi misin?
İskender nerede? Abi kaçırdık. Tuncay. Tuncay. Memati Bey, mümkün değil. Elektrik yiyen bir insan bir haftadan önce mümkün değil kendisine gelemez. Siz nereden biliyorsunuz? Çok çarpıldım eskiden. Lanet bir radyom vardı. Hep kaçak yapardı. Çarpardı. Az gelmiş demek ki Hüsnü. Bir ara hatırla, tamamlayalım. Şakası bile hoş değil. Hele Tuncay Bey burada yatarken. Tuncay. Ne olacak bunun hali? Tedavi edilecek. Umarım kalıcı bir hasar bırakmamıştır. Vay be. Ne İskender'miş. Hepimizi bir şekle soktu. Kim bu İskender? Doktor hanım, sen ol. Gözünün önündekilere bir bak. Soru sorma. Of of. Başkanım. Nenemin tarhana çorbası çok güzeldir. Ver Yıldırım, ver. Ver. Koy nene. Şimdi sen hele de bakalım kimlerdensin? Yav dede. Nalet olsun iki gündür iflamı kessin sonra kimlerdensin diye yav. Ya ne diyeceksin işte, insan olayım. Oğlum yumurtadan mı çıktın? Bir öreden çıktın. Sağ olasın nene. Afiyet olsun oğlum. Bu feodal adetleri bırakın artık. Yok nerelisin, yok kimlerdensin, hangi aşirettensin, hangi köydensin. Bunlar bizi mahvetti dede, mahvetti. Ben anladım, sen örgütçüsün. Devrimciyim. İyi atsın. Yıldırım. Ha dede. Sen de mi bu pis işlere girdin? Yok dede, neresi pis? Her tarafı pis. Yılda bir defa yıkanıyormuşsunuz. Daha pisliğe misal mi var? İftira nene. Ben her pazar yıkanıyorum. Devrimci eğer metropoldeyse her gün yıkanır. Neden? Neden başkanım? Başkanın sana yıkan diyorsa yıkanacaksın. Sorgulama çözümle. Pissiniz siz, pis. Dede, adamı deli etme. Dağda şofben mi var? Doğalgaz mı var da biz yıkanmıyoruz? Sıcak su var Yıldırım, yıkanacaksan. Kalk yıkan Yıldırım. Bu feodal ihtiyarlar taktığımı takarlar. Nene, torunun yıkanacak. Sen de bir kese at sırtına, sana zahmet. De hadi kalk. Nene, yemek yiyorum. Önünden kaçıran var oğlum. Kalk! Buradan psikolojik savaşa karşı antipsikolojik savaş veriyoruz. Devrimci pis değil, temizdir. Kalk lan! Emredersin başkanım. Bırak bu işleri, bırak. Neyi bırakayım dede, tabağı mı? Eşkıyalı, neyi olacak?
Biz eşkıya değiliz. Devrimciyiz. Ezilmiş halklarımızın, yani sizin çalınan haklarınızı savunuyoruz. Biri benim bir şeyimi çalacak, alnının ortasına indiririm. Nereye? Kim çalıyor? Kapı çalıyor. Sen otur dede. Hem eşkıyasın, hem her tıkırtıda tabanca çekiyorsun. Bu nasıl eşkıyalık? Lanet olsun benim düştüğüm bu hale. Kim o? Kimi aradınız? Nene benim, Çetin. Başlarım lan senin nenenden. Terbiyesiz. Başkanım, vallahi ben sizi Yıldırım'ın nenesi zannettim. Kes lan, geç şuraya. Emredersiniz başkanım. Geç otur otur. Ne oldu lan Çetu? Durum nedir? Başkanım, hakkınızda bulunduğu yerde infaz edilme emri çıkmıştır. Lider Felik Felik seni aramakta. Ne yapacak beni? Kızına damat mı alacakmış? Tabii. Biliyor ki bütün pis işlerini biliyorum. Daha çok arar o beni. Ne yapacaksın başkanım? Böyle firari nereye kadar? Çeto, devrimci süreçte büyük lider Lenin firari olmadı mı? Oldu. Oldu ama yurt dışına kaçtı. Sen bu Yıldırım'ın nenesinin evine kaçtın. Metropol çalışmalarında verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz o zaman Çetin başkanım. Rica ederim başkanım. Çeto, benden sonra başkan kim oldu? En büyük aday benim başkanım. Aferin. En azından gözüm arkada değil. Sık dişini Çetin. Dönüşüm muhteşem olacak. Benim kod adım Metropol Tilkisi. Destede kağıt biter, Murat'a oyun bitmez. Taktik ve stratejiniz nedir başkanım? Yok ya. Sana söyleyeyim de git hemen yetiştir değil mi? Kanmaz. Aşk olsun başkanım. Ya üzerinde bir 25-30 milyon var mı? Bu aralar... Vallahi başkanım... Bir süre Tuncay Bey misafirimiz olacak. Bana en kötüsünü söyleyin. En kötüsü... Bir daha Tuncay Bey asla kendisi gibi olmayabilir. Geçmişinde rahatsızlıkları olan biri Tuncay Bey. Biliyorum. Fiziki bir hasar kalmasa bile... bu durumu büyük bir travma olarak yaşayacaktır. Ofisi buraya mı taşısak Neşe Hanım? Sizin işiniz de kolay olur, bizimki de. Karışmak istemem ama... sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Şimdilik Tuncay ile Memati'ye bakın Neşe Hanım. Ben şu işleri bir yoluna koyayım, siz merak etmeyin. Gönüllü gelip yatacağım. Anlat bakalım. Nasıl oldu bu iş Hüsnü Bey? Ah Polat Bey. Tuncay Bey beni hiç dinlemiyor ki. O kadar dil döktüm, yalvardım. Bu Asu Hanım gizli iş çeviriyor. Evinden Hakkı Bafralı isimli tetikçi çıkıyor. Bu kadıncağıza güvenmeyelim diye ama nafile. Hakkı Bafralı mı? Hı hı. Thank you.
Bu ne ya? Memati, iyi misin? Canım, iyi misin? Memati! Bir saattir içeride Kazım. Sesleniyorum, ses vermiyor. Cebinde de bunu buldum. Abla, bunu bana verme. Kime vereyim? Polat abi. Abi. Memati, canım. Senin İstanbul'da ne işin var? Abi, Almanya'da sıkıldım. Yapacak bir şey yok. Ben sana dön demedikçe dönmeyeceksin Kemal. Abi, neler oluyor? Anlat, ilk uçakla gideyim. Kemal, ortalık çok karışık. Bir de seninle uğraşamam. Geldiğinden kimin haberi var? Şoförün. Seni bir otele götürsün. Sabah da ilk uçakla uç. Tamam mı koçum? Benim çıkmam lazım, sonra konuşuruz. Ne haber damat? Neler oluyor Bulut? Ne olacak be gülüm? Klasik abin. Yine sattı seni. Bak, benim için hiç fark etmez. Ha sen ölüsün, ha dirisin. Biliyorsun, abini de seni de sevmem. Ama ölmeden her şeyi bil isterim. Ne diyorsun Bulut? Sen burada yokken abin karını İskender Büyük'ün kucağına attı. Haberin var mı? Saçma sapan konuşma. Daha burası bir şey değil. Sizin aile işleri zaten bir tuhaf. Sana normal gelebilir. Ama karınla İskender bir olup, tabii abinin desteğiyle Davut Bey'i vurmaya kalktı. Neticede karın şu an akıl hastanesinde,
oğlun abinin ittifak ettiği İskender'le. Peki sen neredesin? Hiçbir yerde. Kim kazanırsa kazansın, sen kazanamazsın. Çünkü ölüsün. Bunların hepsi yalan. Diyelim ki yalan. Abin sana ne dedi? Sadece söyle bana. Hatta dur, sen söyleme, ben söyleyeyim. Kemal, durum karışık, git. Ha? Değil mi? Fuat'ın karısıyla birlikte olmanı sana kim söyledi? Yıldız, değil mi? Evet. Şimdi anladın mı koçum dümeni? Sen her halükarda ölüsün. Seni bir tek kişi kurtarır. Tabii eğer yaşamak istiyorsan. Nasılsınız Turan Bey? İyiyim İskender Bey. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. İyi haberlerinizle daha iyi olacağım. Buldunuz mu Hakan'ımı? Arıyor arkadaşlar İskender Bey. Polat'ın içine koyduğumuz kız Hakan'ın nereye kim tarafından götürüldüğünü bilmiyor. O kız Asu Hanım. Kendisi kaçırmış olmasın? Onu da takip ediyoruz. Peki. İyi haberlerinizi bekliyorum. Hakkı nerede Kabil? Asu'nun peşinde. Bu adamın burada ne işi var? Kim o? Ben, Polat. Buyurun, bir şey mi oldu Polat Bey? Haberiniz yok mu Asu Hanım? Yok, ne oldu? Tuncay kötü durumda. Hastanede İskender'in eline geçti. Ne yapmış Tuncay Bey'e? Elektrik vermiş. Nerede? Hastanede mi şimdi? Hemen gidelim. Hemen gitmeyelim Asu Hanım. Biraz konuşalım. Siz Hakkı Bafralı ile görüşüyor musunuz hala? Dün Hakan'ı sormaya geldi. Ne dediniz? Bir bilgim olmadığını söyledim. Peki Asu Hanım, aynı soruyu ben soracak olsam? Cevabım değişmez.
Hakan nerede? Mutfakta bir şey devrildi herhalde. Öldüreceksen sen öldür. Neden? Görevim. Ne görevi? Yukarıda konuşabilir miyiz? Bırakın derin devletçilik oynamayı. Koşa koşa gidip yerine mi söyleyeceğim? Tek umudum beni kurtarmanız. Sağlık Bakanlığı teftiş kurulunca bu işi çözmek için Kaçkarların içine sokuldum. Ama esas itibariyle heyetin emrindeyim. Benden niye gizli iş çeviriyorsunuz o zaman? Ben sadece emirleri uyguladım. Bana bu adamı saklamam emredildi. Neyse, tamam, uzatmayalım. Hakkı kapının önünde bekliyor. Madem Hakan'ın buradan çıkmasını bekliyor, biz de çıkaralım o zaman. Usta. Kes lan. Eğer İnci'nin gelinimi öldürdüğünü söylersen, Yıldız'ın da delilleri yok ettiğini, hesabına yatırdığım 100 milyon doların blokajını kaldıracağım. Şirkette sana hisse vereceğim ve bir ömür yurt dışında güven içinde yaşamanı sağlayacağım. İyi teklif. Çok cömertsiniz Davut Bey. (Gülüyor)
Bu işten ötürü herhangi bir ceza görmek istemem. Görmeyeceksin. Ne zaman bu ifadeyi vermem gerekiyor? Ben sana söylediğimde. Şimdi Yıldız'ın dediği gibi bir otele git ve sabah Almanya'ya dön. Ben seni gerektiğinde çağıracağım. Abinin dikkatini çekme. Ne zaman evleneceğiz Yıldız? Ne evlenmesi Jülide? Çocuk sahibi olmak istiyorum. Düne kadar holding sahibi olmak istiyordun. Ne yapacaksın çocuğu? Benimle evlenecek misin, evlenmeyecek misin? Hayatım, bir tanem. Şu anda bırak evlenmeyi, hayatımızın garantisi yok. Tabii ki işlerimiz yoluna girdiğinde evleneceğiz. Biliyorsun, seni seviyorum. Yıldız, Selçuk'a her gün zehir yedirdim. Benimle sakın oyun oynama. Hele de karşımda yemek yiyorsan. Ben senin elinden zehir olsa yerim hayatım. Sen de şunu unutma. Kocanı sen zehirledin, ben öldürdüm. Bir daha benimle böyle konuşma. Eren, üstündekini çıkar sedyeye yat. Abi, Hakan nerede? Hakan sedyede Abdüley. Hakkı kapıda. Sizi takip edecektir. Dediğim yere gidin. Pusu kurun, bekleyin. Yolda dikkatli olun. Pusu atacağız diye pusu yemeyin. Tamam abi de Hakan nerede? Öldü Abdüley. Öldü. Öldüyse görebilir miyim abi cesedini? Abdüley, canı tam çıkmadı. Tam çıkınca canı gömersin. Oldu. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Dikkat edin Nevzat. Tamam abi. Turan Bey, evden çıktılar. Ben Hakan'ı takip ediyorum. Abdüley, Hakkı yemi yuttu. Peşinizde. Asu'yu ne yapacağız amca? Öldüreceğiz. Çok şey biliyor. Ben ölmeden önce... Ne yapıyorsan yap Kabil. Ama dikkat et. Tuncay Bey. Yıldırım, çalacak başka bir araba bulamadın değil mi? Başkanım, burjuva arabası istemezsiniz diye düşündüm. Çalacaksan burjuvanın arabasını çalacaksın. Niye gider gariban emekçinin arabasını çalarsın? Terbiyesiz. Başkanım, burjuva arabasının alarmı var. Ötüyor vır vır diye. Ulan bunun her tarafı ötüyor. Duymuyor musun Yıldırım? Başkanım ama bu arabada bizi hiç tanımazlar. Tam kamuflaj. Nereye tanımazlar lan? 2 kilometre öteden tanırlar. Adı bile benimle aynı. Evet başkanım. Hacı Murat. Bırak bu fedolazı, bırak! Başkanım! Hey! Burası başkanım. Bu hastane. Git lan deliği bul. Emredersin başkanım. Yürü! Başkanım ne oluyor? Nalet olsun bu havalı burcu vesentesi kornaya. Başkanım, ne yapıyorsun? Yakalanacağız şimdi. Benim yüzümden mi lan? Yıldırım, yemin ediyorum çiğnerim seni burada. Nasıl bulacaksın o deliği? Başkanım, anons yaptıracağım. Ne diye? Deli üstünü danışmaya diyeceğim. Gelecek. Oğlum bir devrimci, asla insanların hastalıklarıyla dalga geçmez. Terbiyesiz. Başkanım, sen deli diyorsun. Benimki çözümleme. Yani teşhis. Dalga değil. Yalın kuşak. Hüsnü yalın kuşak. Yalın kuşak başkanım. Hadi! Ah Hacı Muru ah! Oğlum zamanda neredeydin lan sen? Oğlum o zaman altımda olacaktın ki. O bütün köyün kızlarını çeşme başında toplar, daha öyle çıkardım. Ya nalet olsun benim içimdeki bu kadın sevgisine.
Deli Yalın Kuşak. Hüsnü Deli Yalın Kuşak. Lütfen danışmaya. Hangi densiz, münasebetsiz, terbiyesiz, pis şakası bu? Kim o münasebetsiz, terbiyesiz? Hüsnü Bey. Sen kimsin? Sen mi anons ettirdin? Evet. Gel buraya, kaçma! Lan gel! Ulan ne oldu buna? Niye koşuyor bu? İyi de bu deli niye bunun peşinden koşuyor? Çok şüpheli bir durum. Allah Allah. Abi dur ya. Başkanım, bu deli değil, zır deli. Bil lan. Eyvallah olsun. İskender bu sefer de benim peşimde. Ulan biz kaçıyoruz da bu deli niye kaçıyor? Başkanım, takviye çağırmak için kaçıyor olmasın? Takviye derken, ulan bir işi beceremedin de yalan söylüyorsun değil mi terbiyesiz? Yapma başkanım. Yıldız gitti Bulut. Biliyorum gülüm. Al gülüm. Ne yapıyorsun sen? Oturuyorum. Yine ne derdin var? Derdim çoktur. Hangisini sayayım gülüm? Anlat. Jülide, bu yıldız seni sattı gülüm. Kaça satmış? Ucuza. Canı sağ olsun. Sen yıldızı satmak ister misin? Kaça? Ne istersen ona. Thank you.
Arabalardan in. Tamam efendim. Ne oldu? Geçin. Lanet olsun. Tamam mı iş hakkı? Tuzağa düştük Kabil Bey. Hakan burada değil. Nasıl değil? Evden çıkardıkları kendi adamları. O zaman Hakan hala Avsun'un evinde. Kabil Bey. Kim o? Kabil ben. Ne yapıyorsunuz Kabil Bey? Hakan nerede? Kabil Bey. Asu, benimle oyun oynama. Hakan nerede? Aşağıda, Bodrum'da. Yürü.
İskender nerede? Bilmiyorum. Bir daha sormayacağım. İskender nerede?